Önce şehidimize, polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Daha önce söyledim. Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takılmak zorundayız. Terörden çok çektik, büyük acılar çektik. Bu acıların artık sona ermesi lazım. Teröre karşı siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir ama terör bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takılmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir. Bu menfur saldırıyı biz de kınıyoruz. Başımız sağ olsun. Şehidimizin başı sağ olsun. Elbette terör ne tereddüt kaldırır ne müsamaha kaldırır. Türkiye'nin hatırı sayılır bir zaman diliminde terörle mücadele geçmişi var. Ama içinde bulunduğumuz sıcak atmosfer dolayısıyla da Türkiye'yi operasyonu açık halden çıkartmak, önümüzdeki siyasal sürecin de zehirlenmesine bu tür saldırılarla imkan vermemek gerekir. O açıdan gayet temkinli, itidalli ama mutlaka güvenlik güçlerimiz istihbarat kurumları gereğini yapıyordur. Bu iklimin zehirlenmesine tekrar altını çizmek isterim, müsaade etmemek lazım. Mansur Başkan'ın söz vermiş o zaman. Öncelikle size ve Sayın Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir durağa kavuştuk. Taksici esnaf olarak bir sıkıntılar içindeyiz. En büyük sıkıntılarımız maalesef trafik sigortaları ve ÖTV. Sizin zaten bu konuda açıklamalarınızda verdiğiniz sözler var. Hatta bu trafik sigortaları ile ilgili ben oda yönetimindeyken bir çalışma yapmıştık biz. Anadolu Sigorta bu konuda bize söz verdi. Fakat daha sonra yönetimden düştükten sonra bunlar havaya geçti. Şu anda en düşük sigorta yaklaşık 7 milyon civarında. Biz bu konuda sizden tabii inşallah bu seçim sonrasında yardım istiyoruz, bekliyoruz. Esnaf büyük sıkıntı içerisinde. Yani başkanla söz verdik bu soruları çözeceğiz, sorunları çözeceğiz. Evet. Özellikle ÖTV. Evet. Yani bizde evet. Devamlı gelen bir ÖTV olursa yine başkan daha iyi olur. Evet. Taksici esnafı için. Evet. Evet. Çünkü şu an araç değiştirmesi 500-600 bin bandında sıfır araçların fiyatları. Evet. Yani ikinci el almak istesek zaten 350 bin civarı. Zaten ilk açıklamayı gördünüz Sayın Genel Başkanım. Tokyo'ya bir yerli üretim yaptıklarını söylüyorlar. Her şey dışarıdan gelmesine rağmen montajlayıp. Emekli en fazla 5 bin lira maaş alıyor. 500-600 bin lira araba fiyatı veriyorlar. Yerli araba. Yani bu millet ne yapacak bilmiyoruz. Neyse millet kararını verecek. Verecek. Ve biz kötü gidişi durduracağız. Yani bunu siyasi partiler, örneğin Sayın Genel Başkanımla veya Millet İttifakı olarak biz bu konuda kararlıyız. Ama sonuçta bize görevi verecek olan milletin kendisi. Evet. Millet bize bu görevi verecek. Biz de bu görevi yerine getireceğiz. Sağlıklı bir şekilde yerine getireceğiz. Devletin saydam olması lazım. Siz kazanırsanız güçlü devlet olur. Birileri kazanıp milyonlar kaybederse o zaman devlet gücünü kaybeder. Herkesin güçlü olması lazım. Herkesin kazanması lazım. Herkesin eve akşam huzur içinde dönmesi lazım. Direksiyon başında insanların huzurlu olması lazım. Mutlu olmanız Gönül lazım. Huzurlu olması lazım. Mutlu olmanız lazım. En büyük arzumuz bu zaten. Ama bunları yapacağız inşallah. Karamsar bir atmosfer var biliyorum. Ama bu karamsar atmosferden Türkiye'yi çıkarmak mümkün. Evet. Elin oğlu çıkarınca biz mi çıkaramayacağız? Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, irfanla. Ya bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Hepsini çözeriz.
Çok güzel bir ülkemiz var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yani A partili, B partili, C partili olur. İnsanların farklı görüşleri olur. Ama hepimiz ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu sağlayacağız Sayın Başkanım. Mansur Başkanımız siz söylemiştiniz. Ben de demiştim sağ olsun güzel bir atmosfer yarattı burada. Burada eğer huzur içinde görevinizi yapıyorsanız çok mutlu oldum. Mansur Başkan'a da söyleyeceğim. Gittiğimiz taksi esnafı size teşekkür etti diye. Onu da ifade edeceğim. Açılış düzenleyeceğiz Sayın Başkan'a ve sizi davet edeceğiz Sayın Başkan'a. Biz onun sözünü alalım genel başkanım. Gültekin Başkan'ım da. Biz buradayız zaten. Ben evet. Gültekin Başkan'ın en rahat yerde, en kolay yerde. Evet. Bir de bu ÖTV işin efendim şöyle bir yapısal probleme dönüşüyor. Türkiye'de orta sınıfın tasarruf yapma imkanını bırak. Evet. İnsanımız. Belirli periyotta arabasını değiştirmek istiyor. Bu esnaflarımız için de sade vatandaşımız için de. Ama Türkiye'de tabi bu son akıl almaz ekonomik politikaların mesafeyi açması maalesef insanımızın emeğiyle ürettiği değerle bu fahiş artışlara yetişme imkanı yok. O açıdan bu anlamsız, adaletsiz vergi düzenini biz adaletsiz bir şekilde toplayacağız. Adaletli bir şekilde biraz olsun dağıtacağız dememizin bir manası yok. Kaynağını da adaletle. Evet. Başka ülkeler kendi insanların hangi imkanlar sunuyorsa vermek lazım. Öyle.